sinekler. Gerek çıkardıkları sesler, gerek insanların etrafında dolaşarak insanları rahatsız etmeleri, gerekse bir böcek olmalarından dolayı insanlar arasında pek sevilmezler. Hepimizin hayatında belli bir yer eden kara sinekler uçabilen böceklerdir. Uzunluğu 5 ile 8 mm arasında değişen ve koyu gri siyah renginde olan bu böcekler yerleşim bölgelerindeki bütün sineklerin %90'ını oluştururlar. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, dünyanın birçok yerine yayılmışlardır. Bu sinekler insanların yaşadığı en soğuk iklimden en sıcak iklime kadar bütün yerlerde bulunabilirler. Kara sinek uçabilen bütün böcekler arasında en iyi uçma becerisine sahip böcektir. Bu yüzden havada uçarken onları yakalamanız çok zordur. Çok hızlı hareket ederler, aniden yön değiştirirler ve bir anda ortadan kaybolurlar. Kara sinekler görünüş itibariyle zararlı böcekler gibi görünmeyebilirler. Fakat vücutlarında çeşitli hastalık mikroplarını taşırlar ve bu mikropları dolaştıkları her yere ve her şeye bulaştırırlar. Bulaştırdıkları hastalıklardan bazıları ise kolera, dizanteri, hepatit ve çocuk felcidir. Çürüyen bitkiler ve gübreler sinekler için en güzel alanları oluşturmaktadır. Atıkların fazla olduğu yerlerde kara sinek miktarı da oldukça fazladır. Çünkü bu canlılar atıkların fazla olduğu bu alanlarda daha kolay ve zengin besin bulabilirler. Hayvan dışkıları da kara sinekler için zengin besin kaynakları arasında yer almaktadır. 1 kilogramlık domuz veya at dışkısından 5000 ile 8000 arasında kara sinek beslenebilir. Kara sineklerin yaşam süreleri insanlara göre oldukça kısadır. Ortalama 2-3 hafta yaşarlar. Hayatlarının ilk haftasında gelişimlerini tamamlar ve standart boya ulaşırlar. Kara sineklerin üreme sistemi oldukça ilginçtir. Dişi kara sinek bir seferde 2000 tane yavru kara sinek doğurabilir. Kara sinek yılda 8-10 kez yumurta verir. Böylece bir senede 250 milyar kara sinek oluşabilir. Kara sinekler yumurtalarını dışkılara, çöplüklere, özellikle sıcak ve nemli yerlere bırakırlar. Yumurtalar bir günden kısa bir süre içinde çatlar ve larvalar çıkar. Larvalar 1-2 hafta içinde pupa evresine gelirler. Pupa evresinde başkalaşmaya uğrayarak birkaç günde kanatlı erişkin biçimlerini alırlar. Dünyanın soğuk, sıcak, batı, doğu, kısacası her bölgesinde yaşayan ve aynı zamanda tüm sineklerin %90'ını oluşturan kara sinekler bu hızlı ve fazla üreme sayesinde her yeri istila etmiştir. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.